Yurt dışı piyasalarda hafta başından bu yana görülen yükseliş dün yerini satışa bıraktı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararının ardından gelen yüksek enflasyona yönelik endişeler, önde gelen Avrupa endekslerine %1 ila 1,5 arasında kayıp getirirken, çarşamba günü kapanıştan sonra gelen zayıf Meta Platforms bilançosu, Amerika endekslerinde satışı tetikledi. Nasdaq gün içinde %4 değer kaybederek 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti. Gün içinde %2.6 değer kaybeden S&P 500 endeksinde temel tüketim dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. İletişim hizmetleri %6.8 kayıpla endeksi aşağı çeken sektör olurken tercihe bağlı tüketim %3.6, bilgi teknolojileri %3 kayıpla onu takip etti. Dow Jones endeksinde de %0.3 primle temel tüketim ve %0.1 primle sağlık değer kazanan sektörler oldu. Sanayi %3, bilgi teknolojileri %2.8 kayıpla en zayıf sektörler olarak göze çarptı. %0.7 kayıpla kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde %1.2 yükselen enerji değer kazanan tek sektör olurken %2.9 gerileyen bilgi teknolojileri en zayıf sektör olarak dikkat çekti. %1.57 gerileyen Almanya DAX endeksinde iletişim hizmetleri dışında tüm sektörlerde değer kaybı gözlendi. Temel tüketim %3.85 kayıpla en zayıf sektör olurken onu %3.32 kayıpla bilgi teknolojileri takip etti. Ekonomik gündemde Merkez Bankası açıklamaları öne çıktı. İngiltere Merkez Bankası beklentilerle uyumlu olarak faizi 25 bas puan artışla %0.5'e yükseltti. Böylece 2004'ten bu yana ilk defa iki kez üst üste faiz artırılmış oldu. Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranını sabit tutarken pandemi kaynaklı varlık alımlarının azaltılacağını açıkladı. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları 23 bin azalarak 238 bine geriledi ve beklenti olan 245 binin altında gerçekleşti. Ocak ayı hizmet PMI 51.2 ile beklentinin 0.3 puan üzerinde açıklandı. Benzer şekilde bileşik PMI de 51.1 ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. ISM hizmet endeksi Aralık ayına göre 1.1 puan gerileyerek 59.5 oldu. Fabrika siparişleri beklendiği gibi %0.4 gerilerken, dayanıklı mal siparişleri %0.7 gerileyerek %0.9 olan beklentiden daha az geriledi. Bugünkü ekonomik veriler arasında Amerika tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. FX piyasasında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası kararları volatilite yarattı. İngiltere Merkez Bankası, beklentiye paralel olarak faiz oranlarını %0.25'ten %0.5'e yükseltti. 9 üyeden 4'ünün 25 bas puan yerine 50 bas puan artış yönünde oy kullanması dikkat çekti. Avrupa Merkez Bankası ise faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Lagarde'ın yüksek enflasyona vurgu yapan yorumları piyasada ileriye dönük faiz artış miktarını yukarı çekti. Ayrıca acil durum destek programındaki varlık alımlarının Mart ayında sonlandırılacağı belirtildi. Buna paralel olarak Euro-Dolar paritesinde sert yükseliş izlendi. Parite 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1.1432'nin hemen üzerinde kapanış yaptı. Faiz kararı sonrası 1.3628'e kadar yükselen sterlin-dolar paritesi, primlerin tamamını koruyamadı ve 1.3595'ten günü sonlandırdı. Merkez bankalarından gelen sıkılaştırma sinyalleri değerli metal fiyatlarını baskıladı. Spot altın gün içerisinde 1788 dolar seviyelerine kadar geriledi, ancak kayıplarının büyük kısmını geri alarak çarşamba günkü kapanışa yakın seviyeler olan 1806 dolar civarında günü sonlandırdı. Amerikan tahvil piyasasında tekrar satış baskısının arttığı görüldü. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi son günlerde %1.75 seviyelerini test ettikten sonra dün 5.5 bas puan genişleyerek %1.83 seviyesinde fiyatlandı. Avrupa tarafında da satış baskısı hakimdi. Hem İngiltere hem Avrupa Merkez Bankası faiz kararları sonrası beklentiden daha şahin duruşa işaret eden açıklamalar hareketlilik yarattı. 10 yıllık tahvillere baktığımızda İngiltere'de 11 bas puan genişleme ile %1.36, Fransa'da 12 bas puan genişleme ile %0.57 ve Almanya'da 10 bas puan genişleme ile %0.136 getiri seviyeleri görüldü. Gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde de ağırlıklı olarak satıcılı seyir görüldü. Türkiye 10 yıllık kıymette 8 bas puana yakın genişleme ile %7.72 getiri seviyesi fiyatlandı. 2 yıllık euro tahvilde ise 4.5 bas puan genişleme sonrası %4.9 getiri seviyesi görüldü. Türkiye 5 yıllık CDS primi yaklaşık 7 bas puan yükselerek 537 seviyelerinde fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.